Kadınlarda kalıcı doğum kontrol yöntemi konusundaki videolarımıza devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda kalıcı doğum kontrol yöntemi olarak tuba irigasyonunun avantaj ve dezavantajlarından, kimler için uygun olduğundan bahsetmiştik. Bu videomuzda da kalıcı doğum kontrol yöntemlerinin teknik olarak nasıl yapıldığı ve hastayla ilgili sizlerin bilmeniz gereken konuların neler olduğundan bahsedeceğiz. Kalıcı doğum kontrol yöntemi kadınlarda karın içi bir organ olan tüplerin bağlanması, tüplerin tıkanması, tüplerin kapatılması şeklinde yapılacaktır. Burada gerçekte kritik olan kelime tüplerin karın içi bir organ olması. Erkeklerde de kalıcı bir doğum kontrol yöntemi olarak vazektomi uygulanabilir. Erkeklerde vazektomi, karın içi organ olmadığı için kanallar yalnızca torbaların yan tarafından yapılan iki küçük kesikle kolayca yapılabilir. Oysa kadınlarda öyle değil. Kadınlarda tamamen karnın içerisinde bir organdır yumurtalık kanalları. Bu durumda yumurtalık kanallarına ulaşmak için bizim birkaç tane yöntemimiz var. Nedir bu yöntemler? Başlangıç itibariyle laparoskopik yöntemden bahsedelim. Laparoskopik yöntem, göbek deliğinden açılan bir delikten içeriye kameranın itilmesi, yerleştirilmesi, karın boşluğunun bu kamerayla görülmesi, sonra tüplerin bağlanması için kasıklardan yapılan iki tane minik kesinin içerisinden bağlama işlemini yapabilecek araçların geçirilmesi ve bu şekilde tüplerin bağlanması şeklinde. Laparoskopik yöntemde genel laparoskopi kuralları geçerli. Bu anlamda karnın görüntünün düzgün bir şekilde alınabilmesi için karbondioksit gazıyla şişirilmesi gerekiyor. Karnın şişirilmesi için bu gaz kullanılıyor ama bu arada uyanık olan bir insan ağrı duymasa bile gazın yaptığı baskıdan ötürü nefes alamadığı hissine kapılabilir. Bunun için laparoskopiler her zaman genel anesteziyle uygulanır ve hastanın tam olarak uyuması gerekir. Diğer taraftan, laparoskopik ameliyatların iyi tarafı karın cildinde büyük bir kesi olmadığından ağrı daha az olacaktır. Normalde bizim bütün ameliyatlardaki ağrılarımız karın cildinde yapılan kesilerden kaynaklanır. Yoksa karnın içerisinde tüp bağlanmış veya rahim alınmış veya yumurtalıklar alınmış bunların ağrısı çok fazla değildir. Karnımızın cildinde yapılan kesilerdir önemli olan. Laparoskopide de kesilerin uzunluğu çok kısa olduğundan daha kolay bir şekilde tolere edilebilir. Mutlaka her tür müdahale en azından bir gece hastanede yatmayı gerektirir. Laparoskopik yolla yapılan bu operasyondan sonra da bir gece hastanede yatmanız gerekir. Sonrasında ortalama bir haftalık olası kanamaların izlenmesi, kanama olmadan bu bir haftanın geçirilmesi için ev istirahatinde olmanız uygun olur. Dışarıya çeker ve dışarıda bağlayıp tekrar karın içerisine gönderebiliriz.
Tabii çok alışık olduğumuz bir başka yöntem laparotomi yöntemidir. Yani açık ameliyat. Açık ameliyat yönteminde aynı sezaryen ameliyatında yaptığımız gibi karnın alt kısmında yatay olarak bir kesi yapılır. Kesinin uzunluğu ortalama 8-9 santim kadardır bu yöntemle tüplerin bağlanması için. Ve bu yöntemle tüplerinizi bağlamamız gebelik olması da şart değil. Herhangi bir zamanda uygulanabilecek bir yöntem. Tabii laparotomi yöntemiyle yapılan operasyonlardan sonra iyileşme biraz daha geç olacaktır. Bu arada söylemek lazım, mini laparotomi veya laparotomi yöntemlerinde spinal anestezi gibi, epidural anestezi gibi bölgesel uyuşturma yöntemleri rahatça kullanılabilir. Mutlaka uyutulması gerekmez kadının. Elbette hastaneden çıktıktan sonra laparotomi ameliyatında da, mini laparotomi ameliyatında da ağrı biraz daha fazla olacaktır laparoskopiye göre. Ağrı biraz daha fazla olduğu gibi mini laparotomide yaklaşık 15-20 gün kadar işe gitmek çok doğru olmaz. Laparotomi yönteminde, açık cerrahi yönteminde ise yaklaşık 1,5-2 ay kadar işimizden, iş yerimizden uzak kalmamız gerekecektir. Çok eski yıllarda uygulanan, son zamanlarda natural orifice surgery yani doğal delik cerrahisi denilen yöntemler var. Son zamanlarda tekrar meşhur olmaya başladı. Bu gerek laparoskopik işlemin yalnızca göbek deliğinden açılan delikle yapılması, gerekse vajinanın ta en üst noktasında Douglas boşluğu denilen arka yüzündeki kısma yapılan bir kesiden karnın içine girilmesi ve bu şekilde yumurtalık kanallarının bulunup bağlanması şeklinde de uygulanan yöntemler var. Bunun dışında başka bir yöntem, çok sık uygulanan bir şey olmamakla birlikte histeroskopi yöntemidir. Nasıl yapılır? Vajina ve rahim ağzından geçilir. Rahimin içerisine bir optik cihaz yani bir kamera yerleştirilir. Bu kameradan görülerek yumurtalık kanallarının iç uçları bir özel maddeyle kapatılabileceği gibi koterize edilebilir. Fakat sık olarak kullanılan bir yöntem değildir histeroskopik yolla tüplerin bloke edilmesi. Buna tüp bağlama değil, bloke edilme olarak isim vermek lazım. En sona bıraktığım, aslında en çok kullandığımız tüp bağlama tekniğinden bahsetmek istiyorum. Biz tüpleri genellikle doğum yaptıktan hemen sonra, özellikle de sezaryen ameliyatlarından sonra bağlamayı tercih ederiz. Çünkü sezaryen ameliyatı sırasında karın zaten 9-10 santim kadar bir uzunlukta bir kesiyle açılmıştır. Buradan bebek çıkartılmıştır ve karın boşluğu olduğu gibi yumurtalık kanallarının her ikisi de gözlerimizin önündedir, elimizin altındadır. Burada yumurtalık kanallarına hemen atılan bir dikiş ve sonra yumurtalık kanallarının kesilip birbirinden ayrılması ve sonra da yumurtalık kanallarının ucunun yakılmasıyla, mühürlenmesiyle yumurtalık kanalları tamamen bağlanabilir. Tabii sezaryen ameliyatından sonra yapılan bu işlem 1. Ameliyatın süresini uzatmaz. 2. İşlemin yapılmasından kaynaklanan ekstra bir ameliyat sonrası ağrı olmaz. Sezaryen sonrası yaşanacak olanlardan farklı bir şey gerçekleşmez. 3. Doğumdan sonra, sezaryandan sonra iyileşme süresi tüpler bağlandı diye daha uzun olmayacaktır. Aynı şekilde olacaktır. 4. Zaten karın boşluğu açılmıştır ve dolayısıyla bir işlem yapılmaktadır. Yapılan ikinci işlem ekstra olarak size bir maliyet getirmeyecektir. Çünkü kullanılan araçlarda ve yapılan işlemde çok büyük bir farklılık yoktur. Bütün bu avantajları sezaryen ameliyatı sırasında tüpleri bağlamamız için gayet iyi bir yöntem oluşturuyor. Tabii sezaryen ameliyatını özellikle 3 kez, 4 kez, 5 kez geçirmiş kadınlarda sonraki gebelik eğer istenmiyorsa, bir daha gebe kalmak istenmiyorsa sezaryen ameliyatının da tekrar tekrar defalarca yapılması sağlık için de çok uygun olmadığından tüplerin sezaryen sırasında bağlanması hem anne adayının hem baba adayının izniyle uygulanabilecek şeylerdir.